Birinci sınıf matematik dersi, arada kalan doğal sayılarla ilgili etkinlikleri birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıda verilen sayılar arasında kalan sayılar yazınız diyor. Bakın 5 ve 7'nin arasında ne kalmış? 6 kalmış. Çok kolay. Buradaki baştaki sayıdan sonra gelen sayı direkt yazsan da olur. 9'dan sonra 10 gelir. Demek ki 10 burada 9 ile 11'in arasında. 12'den sonra ne gelir? 13 gelir. Bakın 12 ve 14'ün arasında kalan sayı. 13'ten sonra 14 gelir. 15'ten önce 14 gelir. Demek ki 14, 13 ile 15'in ortasındaki sayıdır. 1, 2, 3 diye ilerlersin. 2 burada 1 ve 3 arasında kalan sayıdır. 7 ile 9'un arasında 8 vardır. 16, 17, 18 olur değil mi? Yani direkt baştaki sayıdan bir sonraki sayı da yazarak yapabilirsin. 17, 16 ile 18'in arasında kalan bir sayı. 19 ile 21 arasında 20 vardır. Çünkü 19'dan sonra 20 gelir. 4, 5, 6 diye giderse eğer 4 ve 6 arasında kalan bizim sayımız 5'tir. Bir diğer alıştırmam 18 ile 20'nin arasında 19 sayısı var. 18'den sonra gelen sayımız. 6, 7, 8 diye gider. 6 ile 8 arasında 7 sayısı vardır. 19, 20, 21 diye gider. Demek ki 20 burada 19 ve 21'in arasında kalan bir sayıdır. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 3, 4, 5 diye gider. 8, 9, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 21, 22 diye gider. Direkt sayma yaparak bunları çok rahat bir şekilde bulabilirsin sevgili öğrencim. 11, 12, 13 diye gider. 25'ten sonra gelen sayı 26 ise 26 burada 25 ile 27'nin arasında bir sayıdır. 28, 29, 30 demek ki 28 ile 30'un arasında 29 sayısı var. 23, 24, 25. 23 ve 25 arasında 24 sayısı var. 21, 22, 23 diye gidiyorum. Eksik olan 22. Demek ki 22 sayısı 21 ile 23'ün arasında olan bir sayıdır. 26, 27, 28 diye gidiyorum. Demek ki 27 sayısı 26 ile 28 arasında olan bir sayıdır. Sevgili öğrenciler, burada da sonra gelen sayıyı söyle diyor. Sonra gelen sayı söylemek biraz daha kolay ama önce gelen sayılarda öğrenciler maalesef biraz hata yapıyor. 12'den sonra bak ne gelmiş? 13 gelmiş. 1'den sonra 2. Kolay bir etkinlik. 5'ten sonra 6. 15'ten sonra 16. 19'dan sonra 20. 9'dan sonra 10. 3'ten sonra 4. 8'den sonra 9. 2'den sonra 3, 13'ten sonra 14, 17'den sonra 18, 14'ten sonra 15, 18'den sonra 19, 4'ten sonra 5, 7'den sonra 8, 6'dan sonra 7, 10'dan sonra 11, 16'dan sonra 17, 20'den sonra 21, 11'den sonra 12. Bu etkinliğimizde de önce gelen sayı istiyor. Önce geldiğini nereden anlıyorum biliyor musun? Sayı burada. Sol tarafındaki sayımız boşluk. Sol tarafındaki sayı mesela saymaya başlıyorum. 11, 12, 13, 14, 15. 15'in sol tarafındaki sayı 14, 15'ten önce gelen bir sayıdır. Sağ tarafında olsaydı sonra olurdu. Sol tarafındaki önce oluyor. 20'den önce 19. 16'dan önce 15. Ondan önce söylenen sayımız 9'dur. 6'dan önce 5. Bir çıkartarak da bunu yapabilirsin sevgili öğrenci. Bir çıkartmak zaten bir geriye gitmek demektir. 7'den önce 6. 4'ten önce 3. 18'den önce 17. Bir de bunda zorlananlar var. Hani 17 yazdın. 17, 18 diye zaten sırayla gitmiyor musun? Yazdıktan sonra hemen yandaki sayıyla birlikte oku. Önce ve sonra gelen sayıyı bulabilirsin. 14'ten önce 13. Bunu sondayla lütfen karıştırmayalım. 17'den önce 16, 13'ten önce 12, 2'den önce 1 var. 1, 2 diye gidiyorum. Şimdi buraya yanlışlıkla 3 yazarsan 3, 2. Ya 3, 2 diye sıralama yok. 1, 2, 3 diye gidersin. 2'den sonra 3'ü söylersin. O zaman bizim buraya önce diyorsa 1 yazmamız gerekiyor. 8'den önce 7, 3'ten önce 2, 9'dan 1 önce 8, 19'dan önce 18, 15'ten önce 14, 5'ten önce 4, 1'den önce 0, 0, 1, 2 diye gidiyoruz. 12'den önce 11 sayıları.